haftalarda bir iyi oynuyoruz aslında. İşte Samsun maçı, Gençler Birliği maçı, Keçiören maçı, bugünkü Manisa maçı. Sahada oynanan oyunun maalesef karşılığını alamamak tabii ki bizi üzüyor. Özellikle ilk yarı oyunu koparabilirdik, maçı bitirebilirdik. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Hatta devreye girmeden net bir pozisyon daha yakaladık. Onu yapmış olsam. İkinci yarı başka bir oyun olurdu. İkinci yarı oyunun hikayesi biraz değişti. Rakip takım tabii ki ön alan baskılarıyla başladı. Geçiş oyunu yaparken bizdeyken kaybettiğimiz topla hızlıydığında maalesef golü yedik. Ondan sonra bir 5-10 dakika rakip tekrar baskı yapar gibi duruyordu ama toparlanmak adına bir şeyler yaptık. Biraz daha toparladık ama işte bir duran toptan maalesef yediğimiz golle mağlup olduk. Dediğim gibi haftalardır alman gereken puanları alamamak gerçekten bizi üzüyor. Onun hakkı bu değildi bana göre. Ama artık bu maçı unuttuk. Bir şekilde önümüzdeki maça bakacağız. Tabii ki kaybettiğimiz için üzülürüz. İki bölümde bir oyundan bahsetmek gerekiyor. Oyunun ilk yarısı çok ön alan baskıları yapamadık. Topu üçüncü bölgede tutamadık. Etkisiz bir oyun oynadık. İkinci yarı itibariyle dizilişi değiştirip daha oyundan bir oyuncu değişikliği yaptık. Çünkü topun rakipteki olduğu zamanları oynamada güçlük çekiyorduk ilk yarı itibariyle. İkinci yarı onu biraz düzelttik. Biraz ön alan baskıları yaptık. Ve oyunun tamamen momentumunu ele geçirdik. 2-1 olmadan önce de 3-4 pozisyon vardı. Orada da skoru alabilirdik. Tabii zaman zaman takımda böyle şeyler oluyor. Standart bir oyun oynayamıyoruz. Oyuncu performansları çok genişli çıkışlı oluyor. Tabii içeride genç oyuncular var. Repertuarlar biraz dar. Oyunun iki yönünü oynayamadığımız sürece zaman zaman daha önceki maçlarda da buna benzer şeyler oldu. Bazı bölümler varız, bazı bölümler yokuz. Yarışabilmemiz için bunları halletmemiz gerekiyor ama sonuçta genç oyuncularla oynuyoruz. O yüzden bugün kazandığımız için mutluyum. Ligin boyu kısaldıkça zorluk derecesi yüksek maçlar oluyor. Bu baskıyla başa çıkıp oynamak çok da kolay değil. Bir de oyuncu, biraz önce dediğim gibi genç oyuncularımız varsa performans eğrileri haftalık veya iki günde bir maçlarda çok dalgalı oluyor. Onlar da inşallah zamanla o tecrübeleri edinecekler. Gençler bile de bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.